Merhabalar herkese. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi bölgeyi nasıl etkileyecek, bölgeyi nasıl değiştirecek, Orta Doğu için yeni bir dönemin, yeni bir sayfanın başlangıcı mı, bunları konuşacağız. Biliyorsunuz Cuma günü İsrail Hava Kuvvetleri Beyrut'ta düzenlediği, bir binaya yönelik düzenlediği saldırıda Hasan Nasrallah ve beraberinde birçok üst düzey Hizbullah komutanı, üst düzey yöneticileri öldürüldü. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail savaş uçakları binanın üzerine yaklaşık 950 kiloluk ve yaklaşık 2 metrelik güçlendirilmiş betonu parçalama kabiliyetine sahip, böyle sığınaklara etki etmesi için tasarlanan bombalarla, bunlardan birkaç tanesiyle binayı bombaladılar ve yani adeta zaten tuzla buz olmuş orası. Ve burada tabii Hasan Nasrallah'ı öldürmeyi başardılar. Haberlere yansıdığına göre Nasrallah'ın bedeni buradan cansız bir şekilde, bir bütün halinde çıkarılmış parçalanmadan. Ancak o saat yani demek ki binanın içerisinde bir sığınaklı bölge vardı. Hani toplantıya zaten oraya gidildiğinden anlıyoruz, tahmin edebiliyoruz. O orada bir güvenli bölge oluştu, bir sığınak oluşturmuşlar. Ancak bu o sarsıntının artık etkisiyle Nasrallah'ın iç organlarının parçalandığı ve bu şekilde can verdiği söyleniyor. Tabii detaylar daha zamanla ortaya çıkacaktır. Ancak son zamanlarda yani İsrail'in düzenlediği bu tarz saldırıların hepsinde en önemli nokta istihbarat açığı. Yani bu operasyonların nasıl yapıldığı her zaman çok net olmuyor. Detayları zamanla ortaya çıkıyor. Mesela işte İran'da, Tahran'da İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğü hala işte benim daha yani net değil yani operasyonun bombalamanın nasıl gerçekleştirildiği hala çeşitli teoriler öne sürülüyor. Ancak bir istihbarat zafiyeti var ve bu açık. Ve bu istihbarat zafiyeti nasıl oluştu? Yani bu her zaman yani İsrail istihbaratı Hizbullah içerisinde her zaman bu kadar kuvvetli değildi. Hizbullah daha küçük ve daha kapalı bir örgütken İsrail istihbaratına karşı daha etkiliydiler, daha kapalıydılar. İsrail istihbaratının buradan haber alması daha zor oluyordu ki İsrail istihbaratına ve Amerika'ya yönelik, Amerikalılara, Amerikan askerlerine yönelik saldırılar bu Hizbullah'ın bu konudaki nedeni, o zamanki gücünü de gösteriyor. Peki ne değişti de İsrail bu kadar güçlü bir istihbarat ağına, bu kadar büyük bir bilgi ağına sahip oldu Hizbullah içerisinde? İngiliz Financial Times gazetesi bu konuda yayınladığı bir analizinde İsrail istihbaratının Hizbullah içerisindeki bütün işte Hizbullah liderlerinin, yöneticilerinin, üyelerinin kullandığı elektronik cihazların, telefonların, bunların eşlerinin, çocuklarının kullandığı telefonların, benzeri elektronik cihazların, işte muhtemelen bilgisayarlar, başka aletler olsun, yine sokak kameralarının ve bunlardan gelen toplanan bütün bilgilerin analiz edildiğini ve bu şekilde örgüt üyelerinin sürekli kontrol altında, izleme, takip altında tutulduğunu yazıyor. Tabi bu teknolojik üstünlüğün yanında bir de tabi insan faktörü var. Bu insan faktörü peki nasıl yani Hizbullah'ın içerisinde belli noktalarda demek ki sahip oldukları güçlü köstebekler var. Ve bunda da ilginç bir şekilde artık Suriyelilerin ahı mı dersiniz, yani kaderin bir cilvesi mi dersiniz, nasıldır? Suriye Savaşı'nın ve bununla beraber gelen o genişlemenin önemli etkileri olduğu söyleniyor. Yani daha önce küçük ve kapalı bir örgütken zamanla Hizbullah'ın bölgesel bir güce dönüşmesi, bu bölgesel güce nasıl dönüşüyor tabii? Mesela Suriye'de yani normalde Lübnan'da, Güney Lübnan'da kurulan bir paramiliter örgütken Hizbullah, Suriye'de bildiğiniz bir artık konvansiyon yani bir iç savaşta bir konvansiyonel savaş yönetti Hizbullah ve başarılı da oldu. Yani Esad rejiminin bu savaştan canlı ve sağlam çıkmasında Hizbullah'ın çok önemli katkıları oldu. Suriye'deki şehirlerde birçok Suriyeli muhalifler, Suriye vatandaşları, işte kadınlara tecavüz edildi, çocuklar öldürüldü, insanlar öldürüldü, işkence merkezleri kuruldu ve bu katliamlarda Hizbullah önemli rol oynadı. Ancak Hizbullah'ın bu savaşları ve bu operasyonları sırasında tabii ki İsrail istihbaratı da Hizbullah'ı çok kapsamlı bir şekilde izleme, takip edebilme, operasyonel stratejilerini, kabiliyetlerini, taktiklerini takip edebilme, analiz edebilme fırsatı buldular. Bunun yanında işte Hizbullah üyelerinin gazetelerde, işte sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, bunların ölüm ilanları, ölüm ilanlarındaki isimler, bunların network analizleri geldikleri
işte bulundukları, işte gömüldükleri köyler, bağlı oldukları aileler, bunlardan muhtemelen toplanan dijital veriler, bunların hepsi analiz ederek ciddi bir takip sistemi kurduklarını iddia ediyor. Ve bu da ilginç bir şekilde tabii ki Suriye Savaşı'nın buna izin vermiş olması da kaderin dediğim gibi bir cilvesi. Peki neden, yani Suriye Savaşı'nın bir önemli etkisi de tabii bu özgüven patlaması oldu Hizbullah tarafında, İran tarafında. Yani aslında sadece Suriye Savaşı değil, daha önce 2006'da İsrail'e yaptığı savaşta Hizbullah aslında çok ciddi, tabii ki yani İsrail'e nazaran çok daha derin yaralar aldı, çok daha fazla kayıp verdi. Ancak bu savaştan canlı çıkabilmiş olmasını bir zafer olarak sundu Hizbullah ve bunu bir zafer olarak kutladı. Bu da ciddi bir özgüven verdi. Bu özgüven zaten Suriye Savaşı ile birlikte, buradaki başarısıyla birlikte daha da katlanmış oldu. Ve bu özgüvenle tabii ki işte Hizbullah, o 150 bin, 100 bin gibi rakamlar, işte füze sahip olan, işte bunların hepsini İsrail'e yöneltmiş. Ondan sonra on binlerce savaşçısı olan, ki bunlar işte hem Lübnan'da hem işte Suriye'de savaşmış, çeşitli cephelerde savaşmış, IŞİD'e karşı, El-Kaide'ye karşı savaşmış. Aynı zamanda Lübnan içerisinde de bir paramiliter güçken zamanında, şimdi neredeyse gölge hükümete dönüşmüş. Hükümetin, parlamentonun, işte Lübnan'ın bütün kurumlarında, havalimanlarında etkili bir güce dönüşmüş bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu tabii ki çok büyük bir başarı. Ancak çok ve çok büyük de bir güce işaret ediyor. Ancak bu kadar güçlü olabilirsiniz. Ancak işte İsrail'le, yani bir tam teşekküllü bir orduyla mücadele edecek kadar güçlü müsünüz? Bu ayrı bir soru. Hizbullah ve İran, İsrail'le olan, özellikle 7 Ekim'den sonraki olan ilişkilerini, şiddeti, çatışmaları belli bir noktada, yani düşük yoğunluklu bir seviyede tutarak yönetmeye çalıştılar. Bu şekilde hem Hamas'a bir nevi destek vermiş oluyorlardı, İsrail hem de İsrail üzerinde bir siyasi, askeri baskı kurmuş oluyorlardı. İşte kuzeyden, İsrail'in kuzeydeki şehirlerine bombalar göndererek, sahip oldukları roketleri göndererek bir baskı kurmuş oluyorlardı. Aynı zamanda hem kendi işte tabanlarını mobilize etmiş oluyorlar, kendi tabanlarına karşı, bakın biz İsrail'e karşı mücadele ediyoruz demiş oluyorlar. Hem de bölgede İsrail'in işte Gazze'de yaptıklarından rahatsız olan, tepkili olan, kızgın olan insanların da sempatisini çekmiş oluyorlar. Suriye'de Suriyeli muhalifleri öldürerek kaybettikleri imajı, sarstıkları imajlarını bu şekilde toplamış oluyorlardı. Ancak bu düşük yoğunluklu savaş stratejisi, yani bu adeta bir satranç gibi, üzerinde yaptıkları her hamleyi planlayarak, işte şiddeti, çatışmaları belli bir kontrolde, belli bir seviyede tutarak tasarladıkları bu oyun, İsrail'in ne kadar bu oyunu devam ettirmek istediğiyle de biraz alakalıydı. İşte meşhur, hep söylenen bir söz vardır. İşte ayıyla dansa kalkıyorsanız, dansın ne zaman biteceğini ayı karar verir derler. İşte bu Rusların galiba bir sözüymüş, tam bilmiyorum ben. Burada da benzer bir durum var. Yani sizden güçlü bir aktörle bu şekilde bir gerilim stratejisi, bir çatışma stratejisi oynuyorsanız, bu çatışmanın nereye, ne kadar uzanacağını, ne kadar şiddetleneceğini ya da şiddetlenmeyeceğini sizden güçlü olan aktör karar verir. Daha önce bunu aslında 1967'de Nasır yaşamıştı. İşte o zaman Arap milliyetçiliğinin sembol ismi, işte Cemal Abdülnasır, bölgedeki hem Arap milliyetçiliğinin etkisiyle, bölgedeki dengelerin değişmesiyle, işte İsrail'e karşı gerilimi arttırarak hem iç hem de dışarıdaki baskıları biraz daha kontrol altında tutmak istiyordu. Ancak İsrail'in daha önce davranıp şiddeti çok daha fazla arttırıp Mısır'ın bütün hava gücünü yok etmesi, imha etmesiyle tabii durum değişti. Sonuçta sizden daha güçlü bir aktör var, kapasitesi sizden daha fazla olan bir aktör var. Bu da aslında bütün aktörler için, yani kendisinden daha güçlü aktörlerle, devletlerle bir gerilim stratejisi, gerilimi tırmandırma stratejisi, işte buna artık oyun bozma kabiliyeti, oyun bozucu güç gibi böyle sloganlarla da bunu anlatıyorlar.
Ankara için de önemli aslında dersler ihtiva ediyor. İşte Rusya'ya karşı, Amerika'ya karşı, işte de belki daha başka aktörlere karşı bu tarz gerilim stratejileri uygularken elinizdeki kabiliyetin karşınızdaki rakibinizde olan o rakibinize göre olan gücü, kabiliyetiniz bunlar etkili, önemli. Yoksa bu yaptığınız blöf, yaptığınız işte bu gerilim stratejisi size çok ağır bir şekilde ağır maliyetler ödetebilir. Ki Hizbullah ve İran da bu maliyetleri, ağır maliyetleri ödüyorlar. Evet, siz sahip olduğunuz roketlerle, füzelerle düşük yoğunluklu bir savaşı İsrail'e karşı yönetebiliyorsunuz, bunu sürdürebiliyorsunuz, buna sahipsiniz. Ancak İsrail oyunu değiştirmek istediğinde, yani siz satranç oynamak istiyorsunuz, İsrail boks oynamak istediğinde, size yumruklar sallamaya başladığında, bunu karşılayacak gücünüz, kabiliyetiniz yoksa, yaptığınız o akıllı hamlelerin, satranç stratejilerinin artık hiçbir anlamı kalmıyor. Bu da öyle oldu. İşte Hizbullah, İsrail birçok Hizbullah liderini, İranlı komutanları, İranlı bilim adamlarını öldürmeye başladı. Hiçbir tepki gelmedi İran tarafından. Ve bu da tabii sizin bir zafiyet içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ha, bu saldırıların işte etkisi nedir, ne olur? Bunlar tartışılır. Bunlar başka bir mevzu. Ancak siz kendi liderlerinizin, en önemli isimlerinizin öldürülmesine, bu şekilde böyle harcanmasına en ufak bir tepki veremiyorsanız ya da böyle verdiğiniz tepkiler ancak böyle cılız şeylerden ibaret kalıyorsa, o zaman karşınızdaki de buna devam eder ki devam ediyor. İsrail, Lübnan'da Hizbullah liderlerini öldürmeye devam ediyor. Muhtemelen İran da aynı stratejiyi uygulamaya devam edecek. Peki bu Nasrallah'ın öldürülmesi yeni bir dönemin başlangıcı mı diye konuşmuştuk. Daha önceki videomda bu tarz o zaman o videoyu çektiğim zaman Nasrallah daha öldürülmemişti. Bu tarz işte Hizbullah liderlerinin öldürülmesinin bu tarz örgütler üzerinde dağıtıcı, örgütü bitirici bir etkisi olmadığını söylemiştim. Yani genel olarak literatürde yapılan tartışmalarda evet, bazen bazı durumlarda bu tarz örgütleri, mesela işte El-Kaide lideri Osama Bin Laden öldürüldükten sonra ya da işte Bağdadi, IŞİD lideri öldürüldükten sonra örgütün kabiliyetlerinde bazı değişimler olabiliyor. Örgüt kendi içerisinde bazı çatışmalar içerisinde düşebiliyor. Lider kavgaları olabiliyor. Paranoyaklaşabiliyor. Sürekli işte köstebek arama gibi şeyler oluyor. Yargısız infazlar oluyor. Bunlar oluyor. Ancak özellikle Hizbullah gibi köklü örgütlerde, ki Hizbullah da işte Lübnan'da 10 yıllardır buranın yani güçlü bir sosyolojiye sahip. Burada hastaneleri, sosyal hizmetleri var. 10 yıllardır faaliyette olan bir örgütten bahsediyoruz. Ciddi bir network'ü var, ciddi bir insan ağı var. Dolayısıyla bu yani liderlerin yani öldürülmesini atlatabilecek kapasiteye sahip. Tabii bu kadar yani şu an yaşanılan yani İsrail'in uyguladığı strateji, bu kadar orta ve üst seviyedeki liderlerin bu derece öldürülmesi ciddi anlamda etkiler bırakacaktır. Ancak yine de bunu atlatabilecek kapasiteye sahip bir örgüt. İsrail, Hizbullah bu stratejiden, bu savaştan canlı çıkabilir. Ancak nasıl canlı çıkar? Bunun bir bedeli tabii ki olacak. Bunun bir dönüştürücü etkisi olacak. Şimdi The Economist dergisi, yine İngiltere'nin bu Nasrallah'ın vurulmasını 1967 yenilgisine, Nasr'ın 1967 yenilgisine biraz benzetiyor. İşte 1967 yenilgisi aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin de artık yavaş yavaş düşüşe geçtiği bir dönüm noktası olarak görülüyor. Genelde böyle değerlendiriliyor. Dediğim gibi bu konuda da yine tartışmalar var. Ancak 1967'ye kadar Nasır'la beraber işte zirve yapan Arap milliyetçiliği bu noktadan itibaren artık bir düşüşe geçiyor. Mısır da bir düşüşe geçiyor. Nasır da İşte Mısır zaten birkaç yıl içerisinde İsrail karşı cephenin en önemli ülkeleri, en önemli aktörü olmaktan İsrail'e barış yaparak işte bir nevi İsrail'in tarafına geçmiş oluyor. Nasır 67'den sonra birkaç yıl içerisinde ölüyor, kendi hastalığından dolayı. Arap milliyetçiliği de yavaş yavaş şeyini kaybederek yani birkaç yıl içerisinde yani bu dönem içerisinde etkisini kaybederek yerinde siyasal İslamcılığa bırakıyor. Benzer bir senaryo bugün işte İran ve destekçileri için, milis örgütleri için daha genel itibariyle bu direniş ekseni, tırnak içerisinde direniş ekseni olarak adlandırılan bu cephe içinde benzer bir senaryo gerçekleşebilir mi?
Benzer bir şekilde bu direniş ekseni ideolojisi, yani bölgede Amerika'ya ve İsrail'e karşı bir direnişi örgütleme, Filistin'i özgürleştirme mücadelesi. Bu ideolojiyi artık bir kenara atabilir mi? Bunu kafalardaki senaryo bu. Üç tane temel sonucu var aslında. Yani şu ana kadar gördüğümüz bu, yani sadece Nasrallah'ın öldürülmesinden bahsetmiyorum. Nasrallah'ın öldürülmesi aslında bir travmatik nokta, bir dönüm noktası. Yani Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana aslında ortada olan bir gerçeklik var. Ve Nasrallah'ın öldürülmesi, oraya atılan o sarsıcı bombalar aynı zamanda travmatik de, siyasi olarak da travmatik etkileri olacak. Bu etkilerin üç tanesi şöyle. Birincisi, Hizbullah artık başarısız bir proje olmuş oluyor. Hizbullah, direniş ekseni denilen cephenin aslında en önemli projesiydi. En önemli, en başarılı projesiydi. İşte dediğim gibi daha önce İsrail'e karşı savaşmış, önemli operasyonlar içinde bulunmuş, önemli operasyonlar gerçekleştirmiş, Suriye'de savaşmış bir örgütten bahsediyoruz. Lübnan'ı ele geçirmiş bir örgütten bahsediyoruz. İşte Irak'ta kurulan ya da Suriye'de kurulan benzeri Şii örgütler, işte Yemen'de Husiler için Hizbullah aslında temel bir modeldi. Ancak Hizbullah'ın bu şekilde bu kadar etkisiz kalmış olması, bu kadar küçük düşürücü bir şekilde yeniliyor olması, liderlerinin, yöneticilerinin vuruluyor olması, silah depolarının işte imha ediliyor olması, ki yani 10 yıllardır işte bu 150 bin roketle bilmem neyle falan övünülüyordu. Bunların işte İsrail'e çok büyük bir tehdit olduğu konuşuluyordu. Bunların bu kadar kolay bir şekilde imha ediliyor olması aslında projenin de biraz başarısız olduğunu da herkese gösteriyor. Herkese gösteriyor, Hizbullah'a gösteriyor, Hizbullah'ın destekçilerine gösteriyor, benzeri Şii örgütlere gösteriyor. Yani bu tarz örgütlenmeler, işte İsrail gibi güçlü bir aktör çıktığında, düzenli bir ordu çıktığında çok daha etkisiz kalabiliyorlar. Bu da tabii yani benzeri örgütler için önemli bir mesaj, önemli bir, çok açık bir tablo ortaya koyuyor bütün Şii örgütler için. İkinci önemli sonuç ise direniş ekseni, işte diyorum ya, direniş ekseni denilen bu cephenin aslında direniş ekseninin bir MİT'ten ibaret olduğunu göstermiş oldu. Gazze'de savaş başladığından bu yana mesela ne İran ne de Hizbullah Hamas'ın savaşına katılmadılar. Hamas'a destek verdiler, siyasi destek verdiler. İşte Hizbullah kuzeyden cephe aç, yani cephe derken işte taciz ediyor oradaki, şey, bomba gönderiyor, füze gönderiyor. Ancak savaşa katılmadılar. Hamas'ı orada yalnız bıraktılar. Daha sonra işte şimdi sıra Hizbullah'a geldi. İran yine, yani Hizbullah, demin bahsettim, İran'ın en önemli gücü, en önemli aktörü, en önemli projesi, en başarılı projesiydi bölgede. Buna bile destek veremedi İran tarafı. Bu da aslında bahsettiğimiz işte bu direniş ekseni, işte bütün bölgeye yayılan direniş, bunun aslında bir gerçek olmadığı, bunun bir mit olduğu, bunun işte İran'ın buradaki örgütleri kullanmak için, o mobilize etmek için kullandığı bir söylemden ibaret olduğu algısında kuvvetlendiriyor. Bu miti de, yani bu direniş ekseninin aslında bir kağıttan kaplan olduğu, bir hayal olduğu, bir illüzyon olduğunu ortaya koyuyor. Son olarak da bu tarz örgütler, işte Hizbullah olsun, benzeri Şii örgütler olsun, milis güçleri olsun, bunlar İran'ın bir ön cephe savunması, ön cephe hattı olarak görülüyordu. Yani İran kendisi, özellikle Amerika'dan ve İsrail'den gelecek tehditlere yönelik olarak bu tehditleri kendi sınırında değil, daha ileride, işte Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da karşılıyordu, karşılayacaktı. Temel mantık buydu. Ve bunun için tabii buralara çok, İran ekonomisinde düşünün, ciddi kaynaklar aktarıldı. Bu örgütler desteklendi, 10 yıllardır desteklendi ve bunun ekonomik maliyeti, siyasi maliyeti oldu İran'a. Ancak sonuç, bu örgütlerin aslında ne İsrail'e ne Amerika'ya karşı etkili olmadığı, olamayacağı ortaya çıkmış oldu. İran, İsrail'in düzenlediği saldırılarla. Dolayısıyla da bu ön cephe, işte saldırıları, tehditleri önde tutma, önde karşılama stratejisi de aslında İran için aynı zamanda başarısız olmuş oldu.
Tabii bunları bugünkü, yani bu değerlendirmeyi bugünkü tabloya bakarak yapıyoruz. Yoksa atıyorum, yani çok olası değil ama mesela bir Amerikan yönetimi, işte yeni bir Amerikan yönetimi gelir, İsrail üzerinde baskı kurar ve Hizbullah ya da İran tarafı sahada kaybetmiş olsa da masada kazanır gibi bir tablo ortaya çıkar. O zaman resim değişir. Ya da İsrail ordusu karadan Lübnan'a girer ve ağır kayıplar verir Hizbullah karşısında. Bu sefer resim tabii ki değişir. Ancak şu anki resimde Hizbullah liderlerinin, Hizbullah'ın işte mekanlarının, mühimmat depolarının, merkezlerinin, üyelerinin bu kadar kolay bir şekilde hedef oluyor olması, bu kadar kolay bir şekilde harcanıyor olması, İsrail'in bu kadar örgütün içerisinde nüfuz etmiş olması, bu projenin bir Hizbullah'ın bir işte Şii Hilali projesinin, direniş ekseni projesinin başarısız olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da tabii ki bu örgütler için bir meşruiyet krizi demek aynı zamanda. Bir ideolojik kriz demek aynı zamanda. Yeni eleman bulmaları, kendilerini meşru bir aktör olarak, bir direniş aktörü olarak sunmaları için artık çok daha zor olacak demek. Bunun dışında kendileri için aynı zamanda bulundukları bölgelerde de bir kendi varlık gayelerini açıklamaları için açıklamaları daha zor olacak demek. Bu örgütler kaybolacak, Hizbullah ortadan kalkacak, işte Irak'taki Şii milisler ortadan kalkacak demek değil. Bu örgütler artık bölgesel bir aktör olma özelliklerini zaman içerisinde daha yitirebilirler, daha lokal, daha işte ideolojik maskeleri kaybolmuş şekilde para ve güç peşinde hesaplar yapan daha mafyatik güçlere, milis güçlerine çevrilebilir ve İran'ın stratejisinde de tabii yani bu Şii örgütlerin bir beklenilen etki oluşturamamış olması da İran'ın uzun vadeli stratejileri üzerinde de etkili olabilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.